Hüseyin diye bir arkadaşımız var. Bayağı birkaç tane sorusu var ama hepsini cevaplayalım madem soruları var. Kabala kitabını oldukça karmaşık olduğunu araştırdım. Ve yeterli İbranice bilmeyen kişilerin bu ilmi öğrenmesinin mümkün olmayacağı gibi bir yorumlar okudum. Bu doğru mu? Yok. Hiç öyle bir şey doğru değil. İnsanın burada bir nitelik edinmesinden bahsediyoruz. Ve bu nitelik Yaradan'ın sevgi ve ihsan etme niteliği. Dolayısıyla kişinin de edinmesi gereken şey insan oğluna yönelik bir sevgi geliştirmesi lazım. Ve bu sevgiyi aynen Yaradan'ın sevgi anlayışına göre yapması lazım. Kendi kafasına göre değil. Görüyorsunuz kendi kafasına göre seven adamlar neler neler yapabiliyor. Yaradan'ın yaklaşımını edinmeli. Bunun için bir dil bilmenize gerek yok. Bunun için kişinin kalbini değiştirmek, kendisini iyi bir insan yapmak için çaba sarf etmesi gerekiyor. O yüzden bu kesinlikle doğru değil. Nerede okuduysanız yanlış. Bazı şeyleri kavram olarak bilmekte fayda var. O yüzden makaleler içerisinde de açıklıyorum. Şimdi de bazı teknik kelimeler açıklayacağım. Ama bunlar teknik kelimeler. Hatta İbranice'de günlük sohbette, konuşmada konuşulan şeyler bile değil. Bugünkü zaten İbranice'yi biliyor olsanız sokak dili gibi bir şey. Yani maneviyattan çok uzak konuşmak şekilleri. Hiç alakası yok. Yani en büyük bana sorarsanız hocamdan da duyduğum şekilde yaptıkları en büyük hata İbranice'yi alıp normal dilmiş gibi kullanmak oldu. Çünkü biliyorsunuz nasıl dil yozlaşır, sakız gibi sağa sola çekilir. Gerçek anlamını kelimeler kaybeder zamanla. O yüzden kesinlikle doğru değil. Kişinin kalbini değiştirmesi bildiği dille değil, değişim için olan arzusuyla olur.